Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Ana Haber'e hoş geldiniz. Yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız. Hiç vakit kaybetmeden günün gelişmeleriyle başlayalım. Galatasaray yönetimi ücretinden %30 indirim beklediği Falcao'dan olumlu yanıt alamadı. Galatasaray'da Radamel Falcao yönetimin indirim talebine cevap vermedi. Koronavirüs nedeniyle gelirleri azalan sarı kırmızılar oyunculardan fedakarlık istemişti. Kaptanlar Selçuk ve Muslera indirimi kabul etse de özellikle yabancılar buna soğuk bakıyor. Tek tek görüşmelerle bir yol haritası çizmeyi planlayan yönetimi asıl düşündüren isimse Radamel Falcao. Yönetim yıllık 5 milyon euroluk ücretiyle takımın en fazla kazanan ismi olan tecrübeli oyuncudan %30 indirim bekliyor. Ancak 1 milyon euroluk da alacağı bulunan Radamel Falcao'dan şimdilik bu talebe olumlu yanıt gelmedi. Yönetimin Falcao ile bir kez daha masaya oturması bekleniyor. Galatasaray'da görevini bırakan yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın yeni sezon planlamasında kendisine yer olmadığını düşündüğü için istifa ettiği öğrenildi. Galatasaray'da Fatih Terim'in sahaya inmesinin ardından önemli bir gelişme yaşandı ve yardımcısı Hasan Şaş istifa etti. Kulübü yakından takip edenler için bu karar hiç de sürpriz olmadı. Hürriyet'ten Ali Naci Küçük istifanın perde arkasını yazdı. Haberde aldığı cezalar, imza attığı olaylar nedeniyle yönetim cephesinde Hasan Şaş'a karşı olumsuz görüşün hakim olduğu belirtilerek durumun devre arasında Fatih Terim'e iletildiği kaydedildi. Terim ise birlikte birçok başarıya imza attığı Şaş'ın ayrılığına onay vermedi. Galatasaray Kulübü bir açıklama yaparak yetkili ve sorumlu kişiler dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini istedi. Açıklamada kulübü temsilen sadece Galatasaray Spor Kulübü Başkanı ve yetkilendirilmiş yönetim kurulu üyeleri açıklamalarda bulunabilir ifadeleri kullanıldı. Bunların dışındaki açıklamaların kulübü bağlamadığı belirtildi ve itibar edilmemesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada Futbol A takımının da Futbol Federasyonu'nun liglerin oynanması yönünde almış olduğu karar doğrultusunda antrenmanlara devam ettiği bilgisi yer aldı. Evet, şimdi Galatasaray haberlerimizi aktardık. Hemen bir bağlantı gerçekleştireceğiz. Karşımda Savaş Çorlu var. Savaş Çorlu, merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Merhabalar sevgili Ezgi, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şimdi gelişmeleri seninle konuşalım istiyorum. Ben Hasan Şaş'ın istifasıyla başlayacağım. Öncelikle perde arkasında neler yaşandı bu istifanın, bunu soracağım. Tabii ki Ümit Davala'nın akıbeti de merak ediliyor. Bunlarla ilgili neler söylersin? Yani Hasan Şaş'ın istifasını bir defa şunu net olarak belirtmek lazım ki Fatih Terim'in istemediği hiçbir şey kulüpte teknik heyette olmaz. Uzun zamandır beklenen bir istifaydı. Dün Sayın Hasan Şaş antrenmana geliyor, bir süre gözüküyor ve Fatih Terim'le bir görüşme bile yapamadıkları için istifa kararını daha önceden almış olduğu istifa kararını. Aslında bu istifanın istifa mı, görevi sonlandırılma mı, bu tam olarak aydınlatılmadı, aydınlanamıyor da. Ama şunu net olarak söylemek gerekirse sevgili Ezgi, yani Fatih Terim'in istemediği hiçbir şey olmaz. Fatih Terim'in bu zamana kadar yanından ayırmadığı şampiyonluklarda, başarıda, başarısızlıkta Hasan Hoca, Ümit Hoca keza aynı şekilde ve bu operasyonlar ya da bu değişimin devam edeceği de bekleniyor. Hasan Hoca'nın istifasını tamamen Fatih Hoca'nın direktifi doğrultusunda olduğuna inanıyorum, olduğunu düşünüyorum ve bu da böyle bilinmeli. Bundan 10 gün önce Sayın Abdurrahim Albayrak bir haber sitesine, bir haber ajansına verdiği röportajda Hasan Şaş'ın da Ümit Davala'nın da görevinin başında olduğunu ifade etmişti. Evet. Ve bu haberlerin çıktığı dönemde olmuştu. Ve biz yine burada bir yayın yaptığımız zaman ben de Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarından sonra demiştim ki bu konu Fatih Terim'le Ümit Davala ve Hasan Şaş arasındadır. Yönetimle tamamen dışarıda kalan bir olay. Çünkü Fatih Hoca'nın yardımcılıklarını Fatih Hoca belirler. Dolayısıyla göreve devam edip etmemesi. Bu konuda çeşitli spekülasyonlar var. Maaş olayları, prim olayları, Florida bir araba olayı. Yani bunlara tek tek girmemek lazım ama Hasan Şaş'ın istifasının, görevden ayrılmasının bence Fatih Terim'in net direktifinde ve Fatih Terim'in haberi olmaz. Eğer Fatih Terim istememiş olsaydı Hasan Şaş bu istifayı geçersiz sayardı ve devam ederdi. Dolayısıyla karşılıklı anlaşarak yapılan bir ayrılık oldu. Detaylarında ufak tefek şeyler var ama bazıları da özel. O yüzden çok da girmemek lazım. Fatih Terim isteğiyle gerçekleşen bir istifa almış oldu. Bunu çok net olarak belirtmek lazım sevgili Ezgi.
Peki Ümit Davala'yı da sormuştum. Ümit Davala'nın bırakması gündeme gelir mi acaba önümüzdeki günlerde, ya da sezon sonuna mı kalacak ya da devam mı edecek Ümit Davala? Ümit Davala'nın da önümüzdeki günlerde istifası gerçekleşebilir. O da şu anda masada duruyor. Hatta devamı da gelebilir. 2000 yılından beri uzun yıllardır başından beraber çalışan Şükran Eder var. İdari direktör, transfer işlerine de çok sıkı bakan ve 20 yıldır Fatih Terim'le beraber, orada da bir değişim gözüküyor. Kaleci antrenörü Taferel'in tekrar geleceği, Fadıl Koşuta'nın görevinden ayrılacağı. Yani bu 8 haftalık süreçte bazı şeyler henüz netleşmediği için tam olarak da şu anda bu değişim yapılamıyor. Ama önümüzdeki günlerde ligin kalan 8 haftası oynanması halinde ya da oynamaması halinde gelecek sezonun planları arasında Fatih Terim'in kafasında yani çeşitli alternatifler var. Bunun için şu anda Riera ismi var. Elmander'le görüşüldü. Riera ve Elmander çok ciddi anlamda şu anda Fatih Terim'in yeni dönemde yardımcılıklarını yapacağı isimler arasında. Necati Ateş vardı. Teknik heyete tamamen biraz daha yakın olacak. Selçuk futbolu bırakması halinde Fatih Hoca'nın ekibinde yer alacak. Ya bu konuda önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler mutlaka olacaktır sevgili Ezgi. Bunu net olarak söyleyebilirim yani. Az önce bir haber aktardık Falcao ile ilgili. Hemen onu da sormak istiyorum ben sana. Ücretinde %30'luk bir indirime gitmeyi kabul etmediği şeklinde bir haberdi. Bu konunun nasıl aşılmasını beklersin ya da Falcao'dan vazgeçilmesi gündeme gelebilir mi? Tabii bu durumda diğer oyuncuları da soracağım. Diğer oyuncuların ücretinde indirime gitmeyi kabul edip etmediği ile ilgili yeni bilgiler var mı? Falcao'nun ücretinde mutlaka indirime gitmesi bekleniyor. Eğer indirime yanaşmamış olursa, ki şu anda bir iki gündür idmana çıkmadığı söyleniyordu ama bugün akşam saatlerinde Florida idmanında yer almış Falcao. Bu indirime eğer yanaşmamış olursa dolayısıyla kendisine yeni kulüp bulması ya da bu yönde menajerlerle görüşmelere başlanacak. Evet, Falcao şu anda Galatasaray'ın en maliyetli oyuncusu. En önemli yıldız oyuncusu ama aynı zamanda da maliyetli bir oyuncu. Falcao'nun önümüzdeki günlerdeki, eğer bu beklenen ciddi rakamlar gelirse, hatta o ciddi rakamların altında bile bir teklif gelirse, yüksek maliyetten kurtulmak için bir Falcao ayrılığını yaşayabiliriz önümüzdeki günlerde. Diğer transferlerden baktığımız zaman gelen transfer teklifleri var. Muslera de geliyor, Marcao'ya geliyor. Marcao için de bir takım teklifler geliyor ama şu anda transferde gelen teklifler için herkes beklemeye geçti sevgili Ezgi. Yani şu anda bir pazar var. O pazarın içinde herkes o fırsatı kollamak istiyor. Şu anda eskisi gibi bir futbolcunun üzerine atlayayım, İşte birisi 10 verirken ben 12 vereyim, rakam yükselteyim ortamından çok uzaktayız şu anda. Herkes şu anda ağırdan alıyor ve önünü görmeye çalışıyor. Bu kalan 8 haftalık dilimde Avrupa'da da çeşitlilikler var, dünyanın birçok yerinde. Ve transferi de bu konuda hiç kimse aceleci değil. Ama şunu da ifade etmek lazım. Gelecek sene Galatasaray'ın kadrosunda ben birçok yabancı değil de yerli oyuncu olacağını inanıyorum. Yani belki bu sene yabancı kontenjandan dolayı dışarıda kalan oyuncular vardı, kiralanan oyuncular vardı. Ama Galatasaray'da seneye belki de yabancı oyunculardan bazıları yollar ayrılacak, kiralık oyuncularla yollar ayrılacak. Ama birçok sayıda yerli oyuncu da yeni takviye yapılacaktır Galatasaray'da yani. Evet, Savaş. Bir de bu Divan Başkanı'nın ilk bandına biraz değinmek lazım sevgili. Ben de tam onu soracaktım. Evet, şimdi Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu 4 takım arasında playoff yapılabilir dedi. Arkasından da Galatasaray'dan bir resmi açıklama geldi ve yapılacak resmi açıklamalar dışında hiçbir şeye riayet etmeyin dedi. İnanmayın dedi Galatasaray Kulübü. Şimdi burada acaba bir iletişim sıkıntısından mı bahsediyoruz yoksa, ya da nasıl yorumlamamız lazım? Sevgili Ezgi, iletişim sıkıntısı Galatasaray yönetimiyle Sayın Divan Başkanı ve Divan Heyeti Eşref Hamamcıoğlu arasında çok uzun zamandan beri vardı. Bunu biraz geçmişe gidersek Ali Sami'ni almada işte Sayın Başkan Mustafa Cengiz'e omuz atma meselesi vardı. Ta ki o günden bu yana divan toplantılarındaki gerginliklere de gelecek olursak bunun geçmişi bir aylı var yani, yakın plan yakında değil. Sayın Başkan'a da bu arada tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. İnşallah evet, en kısa sürede aramıza katılırlar kendileri de. Dolayısıyla burada bir resleşme var. Ama resleşmenin neresinden bakarsak, kim taraf haklı dersek, Divan Başkanı'nın bugün bu kadar uzun bir röportaj verip ve ben bunu Divan Başkanı olarak değil kişisel olarak paylaştım demesi çok doğru değil. Siz Divan Başkanı olarak paylaşıyorsunuz bunu. Divan Başkanı olarak sizle röportaj yapıyorlar. Dolayısıyla Galatasaray yönetimi bugün 12 Haziran'da liglerin başlaması planı yapılmışken ve Fatih Terim'in de günler öncesinden 12 Mayıs antrenmanları başlama düşüncesini gerçekleştirmişken bugün işte dörtlü final, sekizli final dediğiniz zaman Galatasaray yönetiminin önüne geçmiş oluyorsunuz. Galatasaray Divan Kurulu yıllardır Galatasaray'da karar mercidir. Ama
son uzun zamandır bakıldığı zaman artık karar değil, daha çok gerilim olmaya başladı Divan Kurulu ile Galatasaray yönetimi arasında. Galatasaray yönetiminin yapmış olduğu açıklamadan sonra bizi ilgilendiren Galatasaray yönetiminin resmi açıklamalarına bakın derken Divan Başkanı'na hedef alan bir açıklaması vardı. Divan Başkanı'nın da hemen ardından bir radyo kanalı yapmış olduğu açıklama var. Ben bu açıklamaları kişisel olarak paylaştım. Kişisel görüşümdü diyor. Ama kişisel görüşünüz olabilir Sayın Başkan. Kişisel görüşünüzü siz Galatasaray yönetimiyle paylaşabilirsiniz. Galatasaray yönetimi şu anda bir pandemi olayı var. Bütün dünya etkisi altına almış. Ve siz buradaki görüşünüzü divan heyeti olarak 4'lü final, 8'li final ya da 12 Haziran'ı erken buluyor olabilirsiniz. Gelir Galatasaray yönetimiyle bir şekilde oturursunuz. Sayın Başkan hastanede olabilir ama başkan yardımcısı, başkan vekilleri var. Burada ortak bir kararla açıklama yapılabilir. Şu anda Galatasaray yönetimi bu tepkiyi göstermekte bana göre son derece haklıdır. Çünkü çok kritik bir dönemden geçiliyor ve ben Galatasaray Divan Kurulu Başkanı olarak değil, kişisel olarak bu görüşü paylaştığım demesinde ben doğru bulmuyorum sevgili Ezgi. Savaş Çorlu, çok teşekkür ediyorum aktardıkların, verdiğin bilgiler ve yorumların için. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Evet, Savaş Çorlu Galatasaray'daki gelişmeleri aktardı. Biz şimdi Fenerbahçe'yle devam edelim. Fenerbahçe Spor Kulübü Samandıra Canpartu tesislerinde çalışanlarından birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.